Merhaba çocuklar. Bugünkü durağımız Afrika. Hadi Afrika'ya gidelim ve orada yaşayan hayvanları tanıyalım. İşte geldik. İlk sırada tabii ki ormanların kralı aslan. Akbaba. Böyle masum durduğuna bakmayın. Uçan bir hayvan olan akbaba oldukça yırtıcıdır. İşte bir impala. Afrika'nın doğusunda ve güneyinde yaşar. İnce bacakları sizi aldatmasın. İmpalalar çok hızlı koşar. Bu da bir baykuş. Bir adı da gece yırtıcısıdır. Kafasını tamamen geriye doğru çevirebilir. Bizon çok güçlüdür. Ama nesilleri tükenme tehlikesi altında. Günümüzde yalnızca Afrika ve Amerika bizonu soyunu devam ettirmekte. Tilki. Tilki kurnazlığıyla ünlüdür. Çevik vücut yapılarıyla oldukça hızlı hareket ederler. Şimdi de karşınızda bir fil. Çok hantal ve ağır bir hayvan olan filler uzun hortumlarıyla ünlüdür çocuklar. Şimdi de bir gergedan geliyor. Gergedan filden sonraki en iri hayvandır. Bu güzel hayvanın soyu da ne yazık ki tükenmekle karşı karşıya. Geyik. Geyikler hızları ve ormandaki zarafetleriyle ünlü hayvanlardır. Şu tatlı gorile bakın. Goriller iri, güçlü ve çok akıllı olan otçul maymunlardır. Ve kartal. Onun yükseklerden uçtuğunu bilmeyen yoktur. Keskin gözleri, hızlı kanatlarıyla kartallar Afrika'nın en ünlü hayvanlarındandır. Leopar, 4 büyük kedi türünden birisidir. Ne kadar havalı görünüyor değil mi? Bu gelende bir sırtlan. Dış görünüşleriyle köpeklere benzerler. Ama onlar aslında kedi ailesindendir. Yaban domuzu. Çok iyi tat ve koku alır. Sürüler halinde gezerler. Hem etçil hem otçuldurlar. Yarasa geldi. Geceleri ortaya çıkmayı sevenler. Daha çok mağara gibi karanlık ortamlarda yaşamayı tercih ederler. Bakın bir zebra. Zebraların çizgileri tıpkı insanların parmak izleri gibi birbirinden farklıdır. Zürafa da buradaymış. Uzun boynu ile ünlüdür. Zürafa karada yaşayan en uzun hayvandır. Şimdi size ormanın kralı kim desem? Aslan. Bildiniz. Peki hangi hayvan Afrika ve Amerika olarak ikiye ayrılıyordu? Hadi ama zor mu? O zaman yanıtı ben vereyim. Bizon. Kendisi karada yaşayan en uzun hayvan. Zürafa. Hepinizi alkışlıyorum. Son olarak karanlığı en çok seven hayvan hangisiydi? Evet bildiniz. Yarasa. Afrika turu bittiğine göre eve dönmek için yola çıkma vaktim geldi. Merhaba çocuklar. Bu videoda çiftlik hayvanlarını tanıyacağız. Hepsi de ne kadar tatlı öyle değil mi? İşte ilk olarak arı geldi. Bu kanatlı ve uçan canlıyı en çok bal yapmasıyla tanıyoruz. Ama ayrıca arılar kanat çırpışlarıyla havayı da temizliyor. Çok yakışıklı bir at. Uzun bacakları ve güçlü kaslarıyla atlar uzun yıllardır insanların en büyük yardımcıları. Sivri boynuzuyla karşımızda duran bu hayvan da ne böyle? Tamam, şimdi hatırladım. O bir boğa. Çok güçlü ve hızlı bir hayvandır. Bakın, şimdi de bir civciv geldi. Büyüdüğünde çok güzel bir tavuk ya da horoz olacak. Kendine iyi bak tatlı sarı civciv. Mis gibi sütün kokusu sizin de burnunuza geldi değil mi? Evet, bildiniz. Bu bir inek. İnek çiftliklerin vazgeçilmez hayvanıdır. Bizler için taze taze süt verir.
Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eşek. Bu şarkıda bahsettiğimiz eşek de işte bu. Şu sevimliliğe bakar mısınız? Baytak baytak ayaklarıyla bize doğru yaklaşan bu hayvanın gagasına bakın hele. Bugün nasılsın tatlı ördek? Bakın, sahneye şimdi de bir domuz geldi. Yaptığı çamur banyolarıyla ünlenmiştir. Merhaba domuzcuk. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak diye bağırıyor bu güzel tavuk. Ben yumurtamı en çok rafadan severim. Peki siz yumurtanızı nasıl seversiniz? Unutmadan bugün yumurtanızı yediniz değil mi? Eğer bu güzel horoz bugün beni uyandırmasaydı sizinle buluşamayacaktım çocuklar. Diye bağırarak bizi her sabah uyandırdığın için sana teşekkür ederiz horozcuk. İşte şimdi gelen de tatlı bir köpek. Adı da Minnoş. Minnoş olduğuna bakmayın. O çiftlik hayvanlarının koruyucusudur. Meleyerek gelen bu tatlı beyaz kuzucuk sizi de heyecanlandırmıyor mu? Şu tüylere, şu gözlere bakın. Sevgili kuzucuk, işin bittiğinde bana çiftliği gezdirir misin? İşte inatçı keçi. Hem inatçı hem tatlısın. Ama seni buraya getirmek için gerçekten çok uğraştım. Bu tatlı keçi hiç yerden beslenmez biliyor musunuz çocuklar? Her zaman ağacın tepesindeki tatlı yemişlerden yer. Ağzının tadını çok iyi biliyorsun keçi. Ve işte karşınızda Hindi. Yine harika kuyruğunu göstererek geldi. Aramızda kalsın çocuklar. Hindiler biraz tembel hayvanlar olarak bilinirler. Son olarak kim geliyormuş bir bakalım. Aa, bir kaz geldi. Kaz da tıpkı tavuk ve horoz gibi bir kümes hayvanıdır. Aynı ördekler gibi hem karada hem de suda yaşayabiliyor. Nasıl? Çiftlik hayvanlarını tanıdık mı? O zaman sorulara geçelim. İlk soru çok kolay. İhtişamlı kuyrukları olsa da tembel hayvanlar olarak bilinen hayvan hangisiydi? Tebrikler! Bildiniz. Elbette yanıt hindi. Peki kanatlarıyla havayı temizleyen hem de bize tatlı bir besin veren hayvan hangisi? Arı! Bunu da bildiniz. Hem sivri boynuzlu hem de çok iri ve güçlü bir çiftlik hayvanımız vardı. Adı neydi? Evet, boğa. Peki buraya gelirken inat eden, ağzının tadını da çok iyi bilen hayvan hangisiydi? İşte bu, keçi. Harika bir gün geçirdim. Şimdi gideyim de çiftlik hayvanları hakkında bir kitap okuyayım. Merhaba çocuklar. Bugün birlikte evcil hayvanları tanıyoruz. Evcil hayvan da mı ne? İnsanlarla birlikte yaşamayı öğrenmiş, onlar tarafından beslenen hayvanlara evcil hayvanlar denir çocuklar. Hadi bu sevimli dostlarımızı yakından tanıyalım. İlk sırada karşımızda papağan. Rengarenk parlak tüyleri ve taklit yetenekleriyle zeki kuşlardır. Çekirdek ve tohumlarla beslenirler. Yumuşak tüyleri ve masum bakışlarıyla şimdi de sahnede kedi. Biliyor musunuz? Kediler kendinizi iyi hissetmediğinizi anlarlar ve yanınıza gelip size destek olurlar. İşte en sıkı dostlarımızdan köpek var şimdi sırada. Çok iyi dinleyicidirler. Sizi korurlar. Aynı kediler gibi kendinizi iyi hissetmediğinizi anlar, size destek olurlar. Şimdi sırada çok şaşıracağınız bir hayvan. Bukalemun. Evet çocuklar, bukalemun da evcilleştirilebilir. Sık renk değiştirme yeteneğiyle bilinen bukalemunların dilleri boylarının yaklaşık 1,5 katı uzunluğunda çok hareketli ve yapışkandır. Karşınızda parlak gözleri ve minicik bedeniyle sevimli mi sevimli bir hamster. Bu kemirgen dostlarımız hareketli yapıları ve titizlikleriyle tanınırlar. Aynı zamanda meraklı oldukları için de keşfetmeyi çok severler. Ve yavaşlığıyla ün salmış su kaplumbağası var şimdi sırada. Evlerini üzerlerinde taşırlar.
Küçük kırmızı yanaklı bu sevimli su kaplumbağaları sahiplerinin seslerini ve görüntülerini tanırlar. Muhabbet kuşları evinizde besleyeceğiniz bakımı en kolay hayvanlardan biridir. Ezberleteceğiniz birkaç kelimeyle evinize ses ve neşe saçacaktır. Şimdi de sırada zıp zıp tavşan. Kemirgen familyasındaki bu minik dostlarımız evde besleniyorsa yaşam alanı kafesler olmak zorundadır. Yoksa halıları, mobilyaları, kabloları kemirebilirler. Bu yüzden onu doğal ortamında seversek çok daha iyi olur. Evde besleyeceğiniz bakımı en kolay hayvanlardan biri de balık. Canlı ve güzel renkleriyle çeşit çeşit balıkların suda salındığını izlemek sizi mutlu edecek. İşte muza bayılan sevimli ve yaramaz bir maymun. Evcil türleri olan maymunları evinizde beslemek sizi biraz zorlayacaktır. Bu yüzden onları da doğal ortamlarında seversek çok daha mutlu olurlar. Evcil hayvanları tanıdığımıza göre artık sorulara geçebiliriz. Hazırsanız başlayalım. Sık renk değiştirmeleriyle tanınan, dilleri de boylarından uzun olan hayvan hangisiydi? Bildiniz, Ugalemon. Hem meraklı, hem titiz, hem de hareketli olan minik kemirgen dostumuz hangisiydi? İşte bu, hamster. Şimdiki soru çok kolay. Suda yüzer, renk renk, çeşit çeşit türü vardır. Hangisiydi? Balık, bildiniz. Peki suda yaşayan, küçük kırmızı yanakları olan, evlerini de üzerinde taşıyan hayvan hangisi? Aferin size, bunu da bildiniz. Su kaplumbağası. Evcil hayvan beslemek büyük sorumluluk getirir çocuklar. Ona nasıl bakacağınızı bilmeli ve zaman ayırmalısınız. Merhaba çocuklar, bugün suyun içindeyiz. Şnorkeller takıldı mı? Ben taktım ve dalıyorum. İşte bu bir ahtapot. Tam 8 tane kolu var. Bu da bir deniz atı. Bir at gibi uzun ve kaslı bacakları yok ama başı ata benziyor. Bu da bir deniz anası. Yumuşak ve yapışkan. Şeklinden de anlaşıldığı gibi bu bir deniz yıldızı. Nasıl gökte yıldızlar varsa denizde de var. İşte bir ıstakoz. Kırmızı rengi ve kıskaçlarıyla gözlerinizi kamaştırmadı mı? Şimdi gelen de bir su kaplumbağası. Eğer isterseniz onu evinizde, akvaryumun içinde de besleyebilirsiniz. Keskin küçük dişleri vardır ama size zarar vermez. İşte denizlerin kralı, güçlü köpek balığı. Sivri dişlerinden herkes kaçar. Sadece insanlar değil, suyun içindeki balıklar da kaçar. Pek dost canlısı olduğu söylenemez. İşte bir balık daha. Burnu biraz uzun. Efendim? Burnu kılıca mı benziyor? Tabii benzeyecek. Çünkü o bir kılıç balığı. Bu da bir balina. Dünyadaki büyük ama çok büyük okyanuslarda yaşar. En tehlikeli türü mavi balinadır. Merhaba Yunus balığı. Okyanusları o da çok sever. İnsanlarla arası da çok iyidir. Bu gelen de vatos. Zehirli bir balık türü. Farklı görünen kuyruğunu yalnızca tehlike olduğunda kendini savunurken kullanır. Ve karşınızda fok balığı. Yüzgeç ayaklı olduğu için hareket etmesi biraz zor oluyor. Bazen yolunu şaşırıp insanların yüzdüğü yere gider. Ama aslında suda yaşamayı çok sever. Bu tatlı hayvanlarla tanıştığımıza göre artık sudan çıkıp soruları cevaplayabiliriz. Karada yaşayan bir hayvana benzeyen ama onun gibi uzun bacakları olmayan hayvan hangisiydi? Bildiniz, deniz atı. Peki, son derece korkunç ve sivri dişleri olan
denizlerin kralı balık hangisiydi? Köpek balığı. Aferin size. Kıskaçları ve kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çeken hayvan hangisiydi? İstakoz. Doğru bildin. Sivri, keskin ve uzun burunlu olan hayvan hangisiydi? Kılıç balığı. Bildin. Tebrikler. Bugün de çok şey öğrendik. Şimdi bunları tekrar etme vakti. Merhaba çocuklar. Biraz yabani hayvanları tanıyalım mı? Ne dersiniz? Öncelikle yabani hayvan nedir onu anlatalım. Çocuklar, evinizde beslemeye uygun olmayan bütün hayvanlara yabani hayvan deriz. Hazır mısınız? Hadi o zaman macera başlıyor. İmpala. İlk olarak impala ile başlıyoruz. Zarif bir Afrika hayvanıdır. Kış uykusuna yatmalarıyla ünlü olan ayılar da yabani hayvanlardır. Ne yazık ki bir ayı evcil değildir. Sırtlan. Sinsi bir hayvan olan sırtlan daha çok açık alanda ve ovalarda yaşar. Akrabası olan kediler gibi evcil değildirler. Deve kuşu. Kafasını kuma gömen bu hayvanı tanımayanınız yoktur. Bu sevimli görüntüsünün altında oldukça yabani bir hayvan yatar. Aslan. Ormanın kralı. Hem ormanın hem de yaşadığı bölgenin tek hakimidir. Yabani hayvanların en güçlüsü olan aslana selam vermeden geçmeyelim. Kirpi. Dikenleriyle tanınan bu sevimli kirpi de yabani hayvanlar sınıfına girer. Bir kirpi asla evde beslemek için uygun değildir. Geyik. Bu hassas ve kibar hayvanın en sevdiği şey dağda ve çimenlerde koşmaktır. O asla bir yerde takılıp kalmayı sevmez. Koala. Zamanının çoğunu bambu ağaçlarında uyuyarak geçiren otobur koalalar çok sevimli hayvanlardır. Ama ne yazık ki onlar da yabani hayvandır. Köstebek. Toprağın altında yaşamayı seçen köstebek de buradaymış. Biz ne yaparsak yapalım ona topraktaki huzuru veremeyiz. Onun için en güvenli yer kendi evidir. Kurt. Kuzuların korkulu rüyası olan kurt da yabani hayvanların başında gelir. Oldukça yırtıcı ve hızlı olan kurt için uçsuz bucaksız ormanlar en güvenli yerlerdir. Lama. Tükürüğüyle adından bahsettiren lamalar birer yabani hayvanlardır. Devegiller ailesinden olan bu hayvanlar da evcil değildir. Merhaba maymuncuk. Biz her ne kadar evde maymun beslemek istesek de maymunlar evde pek beslemeye uygun değildir. Panda. Yumoş yumoş tüyleriyle bize doğru gelen pandaya bakın. Bir panda en çok uyumayı sever. Uyumak için de en uygun ortam kendi doğasıdır. Sincap. Daldan dala atlayan sincaplar fındık ve fıstığı çok severler. Ama onlara istersek bir çuval fıstık verelim, yine de kendi özgür bahçelerinde mutlu olurlar. Kümes hayvanlarıyla arası pek iyi olmayan bu tilki kardeş de buradaymış. Merhaba tilki. Senin de yabani bir hayvan türü olduğunu biliyoruz. Yaban domuzu. Adından da anlaşılacağı gibi yaban domuzu da evcil değildir. Merhaba yılan. Çok sevimlisin ama biz senin zehrinden korkuyoruz. Yabani hayvanlar hakkında birkaç soru cevaplayalım. Hadi bakalım, hazır mıyız? Daldan dala atlayan, muzu çok seven hayvan hangisi desem, bana ne cevap verirsiniz? Bildiniz, maymun. Peki, dikenleri olduğunu söylesem, bu çok kolay oldu değil mi? Hemen bildiniz. Kirpi, evet. Kış uykusuna yatar ve çok ama çok büyüktür. Peki bu yabani hayvan hangisi? Evet, ayı. Kafasını kuma gömer ve orada bir süre bekler. Peki ya bu?
Deve kuşu. Aferin size. Hadi bakalım. Şimdi yabani hayvanlara el sallayalım. Çocuklar, bu videoda muhteşem kanatlarıyla gökyüzünde bir tüy gibi süzülen, bu sevimli uçan hayvanları tanımaya ne dersiniz? Hadi o zaman göklere yolculuk başlasın. Akbaba. Akbabalar uzun ve geniş kanatları üstünde zarif bir biçimde dönerek saatlerce havada kalabilirler. Albatros. Açık deniz kuşları olup suda uyur ve beslenirler. Arıları bilmeyeniniz yoktur. Çiçeklerden topladıkları polenlerle bizim için bal yaparlar. Baykuş. Gözleri çok keskindir. Biliyor musunuz? Mavi rengi görebilen tek kuştur. Flamingo. Büyük topluluklar halinde durgun sularda yaşarlar. Güvercin. Aynı bir uçak gibi 2000 metreden yükseklere kadar uçabilir. Kanarya. Kanaryalar kuşlar arasında en meraklı olan türlerden biridir. Karga. İnanılmaz derecede zeki ve ilginç hayvanlardır. Kartal. Kartallar da çok keskin gözlere sahiptir. Gözleri insanların gözlerinden tam 8 kat daha fazla görür. Kelebek. Ayaklarından tad aldıklarını biliyor muydunuz? Kırlangıç. Sinek avlayarak beslenirler. Leylek. Göçebe kuşlardan olan leylekler ilkbaharın habercisidir. Papağan. Biliyor musunuz? Papağanlar müziği ve ritmi hissedebilir. Pelikan. Gagalarının altında kocaman keseleri vardır. Bu sayede pelikanları hemen tanırız. Serçe. Serçelerin en büyük düşmanı kedilerdir. Sinek. Sineklerin dişleri yoktur. Uğur böceği. İyi şans getirdiklerine inanılır. Yarasa. Çoğunlukla baş aşağı sallanarak uyuyup dinlenirler. Şimdi sıra sorularda. Açık denizlerde suda uyuyup beslenen kuş hangisiydi? Albatros. Ayaklarından tad alan minik sevimli uçan hayvan hangisiydi? Kelebek. Bildin. Şans getirdiklerine inanılan minik böceğimiz desem... Uğur böceği. Doğru. İşte bu çok kolay. Baş aşağı sallanarak dinlenen... Tabii ki yarasa. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.